Bugünkü kongre hakkında düşüncelerinizi alalım sizlerden. Plastik sektörü dünyada birçok sektörün girdisini sağlıyor. Bildiğiniz gibi tekstilin, otomotivin, efendim medikalin, ambalajın. Dolayısıyla bu kadar çok ürünü vatandaşa, tüketiciye ulaştıran bir sektörün de sürekli gelişme halinde olması gayet normal. Bu gelişmeler aynı zamanda dünya çapında bu plastik kirliliği dediğimiz, kullanılan plastiklerin doğru bir şekilde efendim atılmaması, geri dönüştürülmemesiyle ilgili sorunla da birleşince artık sektörün yeni bir paradigmayla dönüşmesi gerekiyor. Kongremizde de özellikle yeşil dönüşüm kapsamında yeni regülasyonları, yeni teknolojileri değerlendirdiğimiz bir imkan, bir platform oluşturuyoruz. Bu sene bu kongrenin 17.sini düzenliyoruz. Dile kolay. 17 senedir yapıyoruz bu kongreyi. Sektörü bir araya getiriyoruz PAGEV olarak. Yarın da bizim 33. yılını kutladığımız dünyadaki en büyük ikinci plastik fuarı olan Plast Avrasya Fuarımızı gerçekleştireceğiz PAGEV olarak. Bütün bunlarla birlikte bu kongrede hem bir dünya daki plastik sektörünün network imkanını oluşturmak istiyoruz. Bütün dünyadan gelen konuşmacılarımız var dünyanın her tarafından. Uzmanlarımız var. Türkiye'nin çok kıymetli sektör uzmanları, firmalarımız hep birlikte bütün bu yenilikleri sektörle paylaşıyoruz bu kongrede. Bir de bu senenin özel bir farklılığı var. Çünkü biliyorsunuz artık ülkemiz çok fazla uzak doğudan da yatırımcı çekiyor. Ülke artık sadece uzak doğunun ürünlerinin satıldığı bir pazar olmaktan çok ortak yatırımlarla birlikte Türkiye'deki sanayicilerle uzak doğuda sanayicilerin bir araya geldiği ölçek oluşturan yatırımlar peşinde ülke olarak. Dolayısıyla biz de Çin'den ağırladığımız, PAGEV'in ağırladığı bir heyetimiz var. Çin'in 22 tane en büyük plastik işleme makineleri firmalarının genel müdürleri veya CEO'larını buraya getirdik. Bunlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansımızla birlikte Türk makine firmalarımızla eşleştirip birlikte ortak yatırım imkanlarını da sağlayacak bir platform oluşturduk. Kongremizde de onların başkanları, onların firma sahipleriyle birlikte bu süreçleri değerlendiriyoruz. Ardından onlarla birlikte bir B2B etkinliğimiz olacak ve ülkemize bu anlamda ölçeği kazandırabilecek, dünyanın her tarafına mal satabilecek ortaklıkları bizim tabirimizde en önemli gördüğümüz ahenk içinde büyümeyi sağlayacak uluslararası bir yapıyı oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu kongrede bu anlamda çok önemli bir mihenk taşı olacak.